Bu hafta TÜSİAD'ın Yüksek İstişare Konseyi toplantısı da yapıldı. Bu toplantıda 3 konuşma son derece dikkat çekici. Birisi Kastoski'nin, yani TÜSİAD Türkiye Sanayici ve İş İnsanları Derneği Başkanı Kastoski'nin bir konuşmasıydı. Türkiye'de ilk kez TÜSİAD laiklik, demokrasi ve hukukun üstünlüğüne çok net bir vurgu yaptı. Altını çizerek vurgu yaptı. Hükümetle AKP iktidarıyla arası köprüleri attı diye değerlendirdim ben bunu. Bu konuşmayı tamamlayan Tuncay Özilhan'ın, yani Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Tuncay Özilhan'ın konuşmasıydı. O da aynı vurguları yaptı. Ve Acemoğlu'nun konuşması da önemliydi. Kendisi Türkiye'deki kurumsuzlaşmaya dikkati çekti. Mali'den sonra dünyada kurumsuzlaşan ikinci ülke, en fazla kurumlarını tahrip eden, imha eden ve kurumların ve kuralların olmadığı ikinci ülke. Yani Türkiye'den sonra bir Mali var, daha da altta başka kimse yok. Yani neredeyse dipte olan bir ülke olarak tanımladı. Bunu da değerlendirmenizi rica edeceğim Merkez Bankası bağlamında. Buyurun. O kadar değil ama yani Türkiye'nin kurumsuzlaşması, kişiselleşmesi... Kurumsuzlaşma hızı diyelim, hızı böyle. Evet. Sıralama değil de hızı böyle. Kurumlardaki erozyon çok ciddi boyutlarda. Bunu zaten çeşitli programlarda... Kurumlar ve kurallar kalmadı. Bu konularda uzun zamandır yayın da yapıyoruz sonuç itibariyle. Türkiye'nin 2017'den sonra geçmiş olduğu neopatrimonyal sultani rejimde kurumlara yarıyor. Dolayısıyla böyle bir yapı içerisinde zaten kurumların ayakta kalmasını beklememiz için bir sebep yok. Ama bunlara girmeden önce deminki, yani aradan önceki son konuşmacıların vurgusuna ben kamu yönetimi açısından, siyaset bilimi açısından bir nokta eklemek istiyorum. Herhangi bir şekilde eleştiri anlamında değil, fakat özellikle kamu politikasının yürütülmesinde son derece önemli bir değişken olması itibariyle kolaylıkla gözden kaçabiliyor. Onun önemini vurgulamak için bir noktayı özellikle altını çizerek başlamak istiyorum. Bir kamu politikasının etkili olabilmesi için doğru iktisadi çözümlemelerin yapılması, doğru bilimsel tanının konulmuş olması, doğru değişkenlerin neden, doğru değişkenlerin sonuç olarak ortaya konulması ve doğru düğmelere basılması gerek. Bunlar çok önemli. Ama bir anekdotla başlayayım sözüme. Buyurun. Ünlü bir iktisatçı var Chicago Üniversitesi'nde, Austin Goolsbee. Austin Goolsbee Obama döneminde başkan danışmanları konseyinin başkanıydı. Yani Amerikan başkanının ekonomik danışmanları konseyinin chairman'i veya başkanı olarak ifade edebileceğiniz bir pozisyondaydı. Onun anlattığı bir anekdottan bahsedeceğim. Başından geçmiş olay. Göreve geldiği zaman kendisi Washington'a gidiyor. Ofisine gidiyor. Özel kalemi karşılıyor. Diyor ki Paul Volcker sizi görmeye geldi diyor. Paul Volcker o tarihte hayatta olan Amerikan Merkez Bankası diye bilinen Federal Reserve'in çok kritik dönemlerinde başkanlığını yapmış Reagan'dan itibaren bir zattı. Ve çok büyük kredibilitesi vardı. Çok sayılan, sevgiyle anılan, aynı zamanda saygıyla anılan bir iktisatçıydı. Tabii gelsin diyor, randevu verin kendisine. Yok öyle değil diyor. Ofisinizde oturuyor, sizi bekliyor. Şaşırıyor adam, daha kendisi girmemiş ofise. Ofise giriyor, Paul Volcker orada. 2008 krizi sonrası dönemler bunlar. Amerika'da bütün bankalar yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı 2008'de. Öyle bir mali felaket yaşadılar. Dolayısıyla Lehman Brothers'ı kurban edip geri kalanlarını kurtardılar bir şekilde müdahalelerle. O dönemin içerisinde bu konuşmalar geçiyor. Diyor ki merak ettim diyor, siz bu yeni göreve geldiniz, nasıl adımlar atacaksınız? Anlatıyor işte, para politikasını şu şekilde devam ettirmek için Federal Reserve'le görüşeceğiz. İşte faiz politikası bu, vergi politikasını şöyle düzenleyeceğiz falan diye.
Dinliyor Paul Walker. Çok güzel diyor. Bütün bunlar iyi. Ama diyor bütün bunların yapılabilmesi için başka bir şeye ihtiyacınız var. Ben şimdi neyi eksik bıraktım diye düşündüm bir an diyor adam. Yani iktisatçı olarak hangi iktisadi değişkeni, hangi iktisadi sonucu acaba ihmal ettim falan. Ha, neyi eksik bıraktım diyor. İhtiyacınız olan şeyler iktisadi değil diyor. İhtiyacınız olan şey credibility. Güvenilirliğiniz olması lazım. Eğer güvenilirliğiniz olmazsa diyor aldığınız kararların hiçbirinin etkisi tahmin ettiğiniz gibi etkili olmaz. Dolayısıyla bizde şu andaki en büyük problem ekonominin yönetimi durumunda bulunan hükümet ajanlarının piyasalar tarafından ve Türkiye'de genel olarak güvenilirliğini büyük ölçüde yitirmiş olmalı. Dolayısıyla alacakları herhangi bir önlem doğru önlemi de alsalar fazla etkide bulunabileceğini artık düşünmüyorum. Bu nedenden dolayı. İktisadi nedenden dolayı değil. İsterseniz psikolojik bir etki olarak düşünün. Yani bir kamu politikası psikolojisi açısından düşün. İnsanlar alınan karara güvenebiliyor olması lazım ki bir takım riskler alsınlar, adımları atabilsinler. Almışsınız bir kararı, 3 gün sonra değiştiriyorsunuz. Sabah başka şey söylüyorsunuz, akşam başka şey söylüyorsunuz. Verilerle oynuyorsunuz. Yani iktisadi verilerle oynuyorsunuz. Türkiye'de bugün enflasyon rakamları tartışılıyor. 19,58 mi, %44 mü? Belli değil. İşsizlik rakamı tartışılıyor. Belli değil. Sağlık ekonomisinde rakamlar tartışılıyor. Eğitimde rakamlar tartışılıyor. Kaç öğrenci var? Kaç kişi mezun olmuş? Kaçının üniversite diploması var? Bu rakamların hiçbiri doğru dürüst belli değil. Şimdi bu büyük ölçüde güvenilirliği sarsan gelişmeler, şeffaflık olmayınca, olguların ne olduğu konusunda bir uzlaşma olmayınca oturup bir araya gelip doğru düzgün hangi değişkenlere bakacağız? Bu değişkenlerin birbirleriyle ilişkilerini nasıl analiz edeceğiz? Burada nasıl bir öngörüde bulunacağız ve bunları ne kadar tutacak filan bunu bilecek durumda değiliz maalesef. Onun için durumumuz cidden vahim ve öncelikle düzeltmemiz gereken güvenilirlik. Güvenebileceğimiz bir takıma ihtiyacımız var. Sonra tabii iktisatçı meslektaşlarımın söylediklerine katılıyorum. Buradaki ekonomik sorunun tanısını koyup ona göre yeni bir yaklaşımla içine düşmüş olduğumuz durumdan çıkabilecek adımları atmamız gerekir. Bunun için Zaran Hocamoğlu'nun vurguladığı gibi kurumlara ihtiyacımız var. Ama kurumlar aşınmış vaziyette. Yani kurumların aşınmış olması bu güvensizliği daha da derinleştirir. Onun için kurumları tekrar değerli ve istikrarlı hale getirmeniz gerekir. Bu zaman alacak bir şeydir. Birdenbire yapamazsınız. Ve dolayısıyla bizim her şeyden önce ciddi zamana ihtiyacımız var ve orada da biraz şansa ihtiyacımız var. Çünkü Türk ekonomisi gayet iyi bildiğiniz gibi uluslararası piyasalara açık bir ekonomidir. Kapatamazsınız da. Burada oluşacak herhangi bir ciddi olumsuzluk yapacağınız en iyi girişimlerde çok ciddi sorunlarla sizi karşı karşıya bırakabilecek bir niteliktir. Dolayısıyla ortada pek çok faktör var göz önünde bulundurmamız gereken. Biraz da temel itibariyle Zaran Hacamoğlu'nun söyledikleri son derece haklı. Kurumsal yapılar, kurallar vesaire bunları oluşturmamız ve güçlü bir şekilde hayata geçirmemiz gerekiyor ama bununla birlikte bunlara inanan insanları da bulup belli kritik pozisyonlara getirmemiz gerekiyor. Aynı zamanda siyasi liderlerin de bunlarla uyumlu şekilde hareket etmesi gerekiyor. Yani Türkiye'nin sorunu isterseniz bir bilgisayar terminolojisi kullanarak ifade edeyim. Sadece donanımı düzeltmek de yeterli olacak bir konumda değil. Aynı zamanda yazılımı düzeltmeniz gerekiyor. Yazılımda biz her zaman çok büyük problemlere sahip olduk. İçinde bulunduğumuz kültür, birbirimize uzlaşmama eğilimimiz, alışkanlığımız, kavga etmeyi uzlaşmaya tercih etmemiz. Uzlaşma zayıflık olarak görülüyor Türkiye'de, Türkiye kültüründe. O kavga etmek ise kuvvet olarak gözüküyor. O nasıl vurdu masaya, nasıl saldırdı, nasıl bilmem çıkış yaptı vesaire şeklinde. Halbuki bunun hangisi daha erdemlidir? Koşullara göre kavga da,
koşullara göre uzlaşmada daha erdemli pozisyon olma durumunda. Onun için bunun bir isterseniz yazılı olmayan kurallarını oluşturup hayata geçirmenin bir sorun olarak önümüzde durduğunu da dikkatinizi çekmek isterim. Böyle bir süreç devam edecektir. Bir de ufak ironide bulunmak isterim. Buyurun. Darren Acemoğlu ile Robinson'ın temel iddiası demokrasiyi otoriter rejimde güçlü olanlar ve büyük sermaye istemez diyor. Bu teori. Otoriter rejimdeki yoksullar isterdi. TÜSİAD'da gidip bu konuşmayı yapmış olmasında ironik buluyorum. Kusura bakmayın. Bu temel çerçeve itibariyle. Aynen öyle hocam. Aynen öyle. Evet, burada durayım isterseniz. Bu bağlamda TÜSİAD'ın yaptığı şimdi alt...